Neredeyse ilk kısmı bitirdik. Aslında baktığımız zaman ikinci bir bilgimiz daha olacak. O da ikinci sayfa bilgisi. Ve Django projesini yaparken de şu anda yaptığımız çalışmaları kullanıyor olacağız. Zaten bu projeler, bölüm sonu projeleri aslında bir bakıma Django'ya hazırlık olacak. Ve açıklamalarını da yazdığımız için çok hızlı bir şekilde Django'da ilerleyeceğimizi ümit ediyorum. Belki daha sonra ama Django'daki proje sayısını değiştirebiliriz. Veyahut da bunları nasıl kullanacağımızı birlikte bakarız. Bu footer kısmını çok basit bir şekilde inceliyor olacağız arkadaşlar. Footer kısmı için gelip examples kısmından, ki buradaki examples kısmını muhakkak incelemenizi tavsiye ediyorum. Ne olsun? Canmatron, framework geç, ondan sonra dashboard, blog, products, cover ve karusele bir bakalım. Buradaki footer. Evet, bu footer kısmı gayet güzel gözüküyor. Bunu kapattım. Buradakini çok sevmedim. Bu footer olabilir. Başka var mı? Şurada footers kısmı var hatta. Tamam. Buradaki footers kısmını alalım. Şuradaki, evet, çok da tatlıymış. Hatta buradaki form kısmını da ileride kullanırız. Peki. Hemen geliyorum. Hemen geldikten sonra da burada bir container var. Burada da bir divider yapmışlar. Çok da tatlı olmuş aslında bu divider kısmı. Ama ben hemen container kısmına içerisindeki footer alayım. Footer'ı aldıktan sonra direkt footer'ı kopyaladım. Footer'ı kopyaladıktan sonra bakalım. Footer'ı hemen buraya yapıştıralım. Nasıl gözüküyormuş görelim. Footer'ın da bir yapısını bir tık değiştireceğim arkadaşlar. Hemen footer'ı gelip bakalım. Footer tam istediğim gibi olmadı. Footer'ın tam istediğim gibi olmamasının sebeplerini bulalım. Birincisi, footer'ı bir konteynerin içerisine almadık. Konteynerin içerisine alacak olursak hemen burada ilk sorunumuzu çözeceğiz. Gidip bakalım. Konteynerin içerisine aldık mı? Aldık. Tamam. Bu kısım okey. Bir tane dividerımız olsa veyahut da border tab koysak güzel olur, ama veyahut da border tab koymanın yerine şöyle bir şey yapalım. İlk önce yukarıda bir fazla boşluk var. Fazla boşluk olduğu için padding tab dedim ve padding tab 5 dedim. Bakalım ne oldu? Gördüğünüz gibi buradaki boşluk kısmı daha da toparlandı. Bunun dışında bir de hemen üstüne, yani konteynerin de üstüne bir background atamak istiyorum. O yüzden bgetre dark dedim. Ve hemen yanına da textre light diye de yazıyorum arkadaşlar. Ve buradaki divinde konteynerin kapanmasından sonrasını aktarıyorum. Yani aslında daha kapsayıcı bir divimiz oldu ve bu div hepsini kapsadı. Süper. Ama burada sanki bir şunu iptal etsek, margin batım var mı? Evet, şuradaki margin batımları sevmedim ben. Buradaki margin batımlara ihtiyacımız yok. Bakalım bu bize yetecek mi? Kaydettim. Hayır. Sanki bundan değil de şuradaki margin batımından mı kaynaklanıyor? Bu da değil. Şuradakiydi galiba. Şunu bir kaldıralım. Evet, şimdi sorumuzu çözdük. Yani burada bir boşluk vardı. Oradaki boşluğu da iptal ettik. Tamam. Section kısmımız var. Onun dışında buradakilerin hepsi örnek. Başka bilgiler koyabilirsiniz. Hemen sağ tarafta da subscribe all kısmı var. Buradan da subscribe olunabilir ama bir tık daha yukarısı boşluk olsaydı iyi olurdu. O zaman margin tab 5 dedim. Ve margin tab 5 dedikten sonra da bir tık daha burası boşluk olacaktır. Harika. Evet, footer'ımızı bitirdik. İlk kısmımızı bitirdik. Gayet de güzel gözüküyor. Her şey yolunda. Belki de şuradaki arka planı yine dark mı yapsak diye düşünmeye başladım. Burası dark olsa daha iyi olabilir mi? Daha etkili olabilir mi? Evet, daha etkili olabilir. Belki de bunun altına da border, bir border ekleyebilir miyiz? O zaman hemen bir border'a bakalım. Dokümantasyona gidelim. Border olsun. Ama border'da tek bir yön vermek istiyorum. Border bottom diyeceğim. Border bottom dedikten sonra da renk verelim mi? Renk vermeye çok ihtiyaç olacağını düşünmüyorum. Ama yine de deneyebiliriz. Belki bir değişiklik yaparız. Border bottom dedim. Border bottom dedikten sonra burada bir çizgi ekledim.
Bu çizgiyi eklemek istemiyorsanız tabii ki siz bilirsiniz ama bir değişiklik olsun diye ekledim. Bir de border top da ekledim. Burada bir çizgimiz olsun. Böylelikle bu yerin daha fazla ayrıştığını görüyor olacağız. Footer'ımızı yaptık, section'ımızı yaptık. Yukarıdaki bölümlerimizin hepsi tamam. Dikkatli bakacak olursanız arkadaşlar aslında kolon yapılarını düzgün kullandığımız için mobile geçtiğimiz zaman da çok tatlı bir görüntü elde ediyor olacağız. Ve her şey de çok yolunda. Belki buradaki product kartlarında bir sıkıntı var. Dikkat ediyor musunuz bilmiyorum ama her birisi çok fazla, yani daha doğrusu şurada bir boşluk yok. Hemen bunu da düzeltelim. Bu boşlukları düzeltmek için kart kısmına geldim. Kartları bulalım. Kartları bulduktan sonra aslında bunun her birisinin de margin batım 2 olabilir. Şurada da margin batım 2 olsun. Ve burada da margin batım 2 olsun. Her şey yolunda şu anda. Tamam. Peki bir de aslında şuradaki projelerimiz kısmı çok büyük olmuş. Buradaki projelerimiz kısmını da bir tık düzeltmeye çalışalım. Ve projeler kısmına gelelim. Nasıl bir şey yapabiliriz orada? Coltre SM kısmı olsun. Ama Coltre 6 olsun mesela bu. Yani şöyle yapalım. İkisini yapalım. En azından görmek için. Dikkatli bakacak olursanız artık bunlar iki tane gözüküyor. Ama mobilden çıkınca yine yan yana gözükmeye devam ediyor. İki tane gözükmesi mantıklı geldi bana. O yüzden de ikişer tane ikişer tane gözükmesini istiyorum. Yani diğerlerine de gelelim. Ve diğerlerine geldikten sonra hepsini mouse'la birlikte seçtim. Ctrl 6 diye hepsini birden ekledim. Böylelikle projelerimiz kısmı gördüğünüz gibi oldu. Bir de margin batım 1 ekleyelim. Daha az yer kaplasın. Şunları da ekleyelim. Margin batım 1 ve margin batım 1. Kaydettiğimiz zaman gördüğünüz gibi ufak bir boşluk eklemiş olduk. Harika. Her şey yolunda şu anda. Mobil kısmımız da çok tatlı oldu. Bence hem footer yaptık hem de diğer düzeltmeleri yaptık. Mobilde olması gereken görüntülerin hepsini elde ettik. Ve mobil kısmında artık sitemiz çok daha temiz bir şekilde gözükür oldu. Siz de kolon yapısını kullanarak yine aynı şekilde istediğiniz yapıları oluşturabilirsiniz. Ben bunun gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Ama yine denemek istediğiniz şeyler varsa siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda da artık ikinci sayfayı yapmaya başlayalım ve ikinci sayfayı sanırım tek seferde bitirebiliriz. Aslında bunu ikinci sayfa diye tam olarak düşünmeyin. Bu bir standart. Her yerde biz bu standardı kullanacağız. Böylelikle hakkımızı kısmında da işte iletişim kısmında da aslında bu standardı koruyor olacağız. Bu standardı yakaladıktan sonra diğerlerini kopyala yapıştırla iletiyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.